TOGG'un yeni otomobili TOGG T10F az önce tanıtıldı. Gürcan Bey tanıtımı yaptı ve burada inanılmaz büyük bir ilgi var. TOGG T10F oldukça önemli arkadaşlar TOGG ekosistemi için. Çünkü bu aracın tasarımı tamamen TOGG'a ait. Yani Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. T10F'te önemli güncellemeler var. Teknolojik anlamında çok altyapısı geliştirilmiş ve daha kullanılabilir hale getirilmiş. Ön konsolda büyük değişiklikler olmasa da teknolojik anlamda bu araç bir önceki model T10X'e göre daha yeni özelliklerle geliyor. 3 farklı paket, 2 farklı motor seçeneğiyle geliyor. Ancak ilk etapta satışa çıkacak olan motor da arkadaşlar 160 kWh saatlik ve 218 beygirlik bir motor bulunacak. Arkadan itişli bir model olacak TOGG T10F'te ve bu modelle arkadaşlar aynı zamanda 7 tane hava yastığı bulunuyor. Euro NCAP'ten 5 yıldız alabilmesi için özel tasarlanmış TOGG T10F ve 600 kilometrelik de bir menzili var. Şimdi araçta başka ne var? Gerçekten heyecandan bazı şeyleri karıştırıyor olabilirim ya da eksik söylüyor olabilirim. Affınıza sığınıyorum. Lansman az önce bitti. Daha 2-3 dakika oluyor biteli. Bu araçta arkadaşlar VL2 altyapı bulunuyor. Bu ne demek? Aracınızla bir yere gittiğinizde rahatlıkla bir elektrik paylaşımı yaparak TOGG T10F'i tam bir yaşam alanına çevirmeniz de mümkün olacak. Bu açıdan da özellikle ekosistem anlamında çok daha değerli. Ancak teknolojik anlamda bu araçta müthiş bir altyapı yenilemesine gitmiş TOGG. Birçok teknolojik yeniliğin yanı sıra TOGG'un da altını çizdiği bir detay var. Bu araçta arkadaşlar trafikte yoğun trafik asistanı diye bir özellik koymuşlar. Arabada yoğun bir trafikte 15 km kadar bir hıza araba çıkabiliyor kendince. Yani elinizi böyle direksiyondan bırakıp kullanabileceksiniz. En önemli sorulardan bir tanesi sizlerden de gelecek. En başta TOGG kurulduğunda yol haritasında bahsedilen o 2025'te yola çıkma olayı da TOGG T10F'te gerçek olacak. 2025'te yollarda göreceğiz TOGG T10F'i. Tabii bu yüzden fiyatla alakalı veya sizin merak ettiğiniz bu konuyla alakalı başka bir gelişme olmadığını sizlerle paylaşayım. C sınıfı bir sedan, fastback bir tasarımı var. Tasarımı hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. T10F hakkındaki düşüncelerinizi oldukça merak ediyorum. Lütfen videonun altına düşüncelerinizi yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Farklı farklı içerikler de gelecek buradan. Ama ilk bakış ve hemen lansman sonrasında sizlere bu videoyu yayınlamak istedim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.